şirketler getirdik. Bunlarla ilgili biz de belli başlıklar halinde bunları topladık. Yaşadığımız sıkıntılar, sokak içerisinde faydalanan araçlarla ilgili yaşamış olduğumuz sıkıntılar, belediyelerin bazı altyapı eksikliğine bağlamayla ilgili yaşamış olduğumuz sıkıntılar, bir de esnafların ve gelen müşterilerin tek tek esnafların tezgahları dolaşılmakta. Bu da bizim memurlar açısından çok büyük sıkıntı. Yapmamız çok zor. Giriş çıkış yapımız çok zor. Burayla ilgili okul servisleri giremiyor. Öğrenciler, babalar ve anneler tarafından okul servislerine götürüyor. Pazar içerisinde dediğim gibi bu sokak pazarının anon sistemi olmadığından dolayı sıkıntı büyük. Vatandaş cüzdanını kaybediyor, çocuğunu kaybediyor. Bununla ilgili savcılığın orada karakol gibi bir konteynerimiz var. Orayı bulmakta zorluk çekiyorlar. Gördüğünüz gibi bir düzensizlik var. Bir kargaşa var. Ve bu kargaşanın giderilmesi lazım. Bunun da yolu kapalı pazar yerler. Yani açık, sokakta, caddede, düzensiz, kontrolsüz, denetimsiz bir pazar yerinde bu sorunu her zaman çıkar. Çıkacaktır da yani eğer düzeltmezsek. Biz bu yanlışları da düzeltelim. Birlikte tartışarak bu işi çözelim. Pazar esnafına, odun pazarı belediyesi ne yapması lazım? Yapalım. Çizgiler çizeceksek çizelim. Tuvalet yapacaksak yapalım. Kapalı yer yapacaksak yapalım ki bütün pazarları kapalı hale getirmemiz lazım. Biz bunu hep birlikte, esas sorunun belki size şikayet daha fazla. Sorunun sahibi sizsiniz. Nasıl çözeriz? Hızlandırmanın yolunu nasıl bulur? Bize yardım edin. Bu işleri birlikte düzene sokalım diye bu toplantıyı düzenledik. Tuhafiyeci esnafının ürünlerini yağmurdan, güneşten koruyabilmesi için mecbur ürünlerinin üzerine çadır çekmesi lazım. Bu çadırlar da ipe bağlanacak ve çadırları sokak ortasına, tam böyle sokağın ortasına direkt koymak zorunda. Şimdi biz bunu yazımızda da belirttik. Bedelleri işte üyelerimiz tarafından karşılanmak kaydıyla uygun olan yerlere direkt dikildiğinde ve bu pazar yerlerimiz çizilip zapturapt altına alındığında inanın o zaman tır bile girebilecek ölçüde pazarlarımız. Yani o sorunumuz kalmayacak. Kapalı pazarlar yapılsın, karşı değiliz. Hep bir gireriz. Kapatılsın, bu gök meydana geçelim. Ama bizim en büyük sorunumuz Yıldızteme sorunu. Yıldızteme'de şu anda esnafımızın %70'i mağdur. Pazar sergisi açamıyor ya. Başkanım. Sokaklar sığmıyor. Esnaf sayısı fazla geliyor. Kapatalım. Tek kayıt, tek sisteme göre yer yapalım. Kurağı çektirelim, verelim başkanım. Sezonluk pazar sergi izinleri veriliyor. Belediyeler tarafından geçici. Bakıyorsunuz talep edenler yine bizim pazar camiamızda. Değişen hiçbir şey yok. En azından bu sezonluk sergi açışlarının önüne geçilerek biraz esnafın rahatlatılması sağlanabilir. Talep edenler yine pazar. Bu sefer kamyonu pazarda çekiyor, kaldırımları çekiyor başkanım. Gidiyor sergisine vuruyor. Öbür karpuz sergisine gidiyor. Pazardakine değil, diğerdekine ilgileniyor.